işin üstadlarından bir hoca. İnsanların cinlere olan merakının ve irtibat kurmak için sarf edilen çabaların kötü sonuçlar meydana getirdiğini bazı örnekleriyle anlatıyor ve açıklıyor. Bu sefer size kafir cin çağırmayı eksiksiz bir şekilde tamamıyla anlatacağım. Bir kişinin cinler davetiyesi diye yazdığı bir kitaptan muska yapıp davetiye hazırlamaya çalışırken bir defne yaprağı üzerine asır suresi okunacak ve suya konulacak. Sabah ezanından sonra gün ağırırken içilip karanlık bir odada iki rekat namaz kılınıp muska üzerine ebced hesabı yapılarak cin davetiyesi yapılacak. Ve bu işe 7 gün boyunca devam edilecek. Bu anlattıklarımı yapan bir insan ile görüştüm. Adamın söylediklerini aynen aktarıyorum. 7. günün başında fesi ve şalvarı olan bir adam geldi. Ayakları ters ve odanın içinin birden aydınlandığını gördüm. Bana işte geldim, buyur dedi. Ben de bu işi merak ettiğim için yaptım. Ama adınız ne diye sordum. Bana Sildovenya dedi. İsminden kafir olduğu belli zaten. Müslüman mısın diye sordum. Senin kadar dedi. Dediklerimi yaparsan seninle devamlı görüşürüz dedi. Ben de istediklerinin ne olduğunu sorduğumda her gün namazını eksik kılacaksın, eşinden ayrılacaksın ve dediklerimi insanlara karşı uygulayacaksın dedi. Ben de bu Allah'a karşı yanlış olur, yapamam dedim. O da zaten 7 gün kıldığın 2 rekat namazı Allah için değil benim için kıldın. O zaman Allah aklına gelmedi dedi. Üzerime kustu ve gitti. Hala etkisinden kurtulamadım. Ve elbiselerim onun kustuğu salya ile kokuyor. Belli ki gelen kafir bir cin idi. Günümüzde insanoğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın Allah dilerse olur. Ve bunun için sadece okumak ve araştırmak yetmez.